kiralama yetkisi verilmesiyle ilgili. Biraz önce de bir haber alıyoruz. Gölcük'le ilgili tahsisi iptal etmişler. Yani Bolu Belediyesi'ne 2040 yılına kadar orası tahsisliydi bedeli karşılığında. Ve Bolu Spor'un da en önemli gelir kaynağıydı. Burada bazı gelişmeleri duyuyorduk. Ben milletvekillerimize de bu konuyu görüştüm. İçeride size de anlattım. Üçüne de konuyu anlattım. Şimdi tabii Bolu Spor Başkanımız da oldukça huzursuz bir şekilde toplantıdan kısa bir süre önce beni aradı. Ben başta ihtimal vermedim ama sonra doğru olduğunu da öğrendim. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce Abant'ın kapı geliri Bolu Spor'undu. 2004 yılında burayı Bolu Spor'dan aldılar. Şimdi Gölcük'ün kapı gelirleri başta olmak üzere oradaki yapıların tamamının geliri Bolu Spor'a gidiyordu. Aslına bakarsanız da bu kararı niye aldığımızı hepiniz biliyorsunuz. Konu Bolu Spor'la ilgiliydi. Şimdi durup dururken Bolu Spor'un en büyük gelir kaynağı da elinden gitti. Ben burada şu çağrıda bulunmak istiyorum. Yani yolda yakınken karar bize tebliğ edilmeden veya karar geri alınmak suretiyle derhal bu yanlışlık, bu hata düzeltilmeli. Bu Bolu'ya yapılmış bir ihanettir. Şimdi 3 tane ayrı milletvekilimiz var, 3 siyasal partiden de. Ben onlara burada sesleniyorum. Yani Bolu milletvekili olduğunuzu gösterin. Bolu milletvekili olarak olduğunuzu gösterin. Gölcük'ün Bolu Spor'dan alınmasının önüne geçin. Yoksa samimiyetle söylüyorum, 3 milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük'ü Bolu Spor'un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. Açık olarak söylüyorum. Üçü de bizim arkadaşımız, dostumuz. Ama şimdi biz sizi niye milletvekili olarak seçip gönderiyoruz parlamentoya? İşte Bolu'nun hakkını, hukukunu koru. Bolu Spor'un hakkını, hukukunu koru diye. Ha şunu da samimiyetle söyledim. Bunun siyasi bir karar olduğuna inanmıyorum ben. Hani Bolu'yu CHP kazandı. Vay biz cezalandıralım. Bu mantıkla alındığına inanmıyorum. Ama burada öyle birileri var ki bu kararı aldırtıyorlar. Bütün Bolu'yu bilmiyorum. Bilsem onu da söylerim. Zafer Hocam hiç şey yapmam. Lafımı esirgemem. Ama güçlü birileri olduğu kesin. Çünkü burada bütün Bolu'yu karşısına alma pahasına, çünkü Bolu'da hani fanatik taraftar var. O var bu var ama Bolu'da kadınlar dahil, çocuklar dahil herkes Bolu Spor'u sever. Yani isim olarak bir tahminim yok. Olsa söylerim ama kuvvetli. Buradan büyük rant elde edecek. Vallahi söylerim, bilsem söylerim. Hocam ben hiç şey yapmam. Yani beni tanır, arkadaşlar da tanır, belediye bürokratları da tanır. Şimdi o yüzden bu yanlış karardan ancak siyasi bir yeni kararla dönülebilir. Burada milletvekillerimiz artık üçü bir araya gelsinler. Efendim? Bilmiyorum ama ben her üç milletvekilini de, İsmail vekilimizi de, AK Parti milletvekilimiz şeyi de, Yüksel Bey'i de, CHP milletvekilimizi de ayrı ayrı bilgilendirdim. Çünkü bu konu seçim öncesinde gündeme gelmişti. Böyle bir ihtimalden söz ediliyor diye. Haberimiz yoktu dediler ama 1,5 aydır en azından, 2 aydır haberleri var üçünün de. Haberimiz yok diyemezler çünkü ben kendim aradım, bilgilendirdim. Hatta CHP'nin il başkanı da AK Parti il başkanı Suat Bey'i aradı. O da onu anlattı detaylı olarak. Hani konuyu kimse bilmiyoruz, etmiyoruz falan demesin. O yüzden üçü bir araya gelsinler, bu karardan geri döndürsünler. Yani ben vallahi bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Eğer böyle bir karardan geri adım attıramazlarsa üç milletvekiline de hakkımı helal etmiyorum. Peşine. Arkadaşlar bu olacak şey değil. Bir de geçen hafta meclis toplantısında beni protesto etmeye gelen
bizi protesto etmeye gelen solun değişik kesimlerinin arkadaşlarımız. Ne diyordunuz? Gölcüğü imarı açtırmayacağız. Bizim zaten Gölcüğü imarı açma gibi bir derdimiz yoktu. Ama şimdi Gölcüğün ranta nasıl açıldığına şahit oluyorsunuz. Hadi bakalım protesto edeceğiz diyenler etsin bakalım yarından itibaren. Karşısına koyacaklar jandarmayı, giremeyecekler bile. Yakın zamanda endişem odur ki burası halkın piknik yapmasına dahi kapatılacak.